Yanılmış olmak hiçbir zaman ayıp değildir. Atatürk hayattayken onun başarmak istediği devrim atılımlarına karşı direnenleri düşüncelerinden ötürü bugün kınamak aklımızdan geçmez. Bir Rauf Orbay, bir Kazım Karabekir, bir Mehmet Akif, bir Halide Edip toplum yapısında Atatürk'ün giriştiği yenileşme çabalarını belki ayrı ayrı nedenlerle yersiz, zamansız ya da gereksiz buluyorlardı. Bunlar düşüncelerini gizlememişler, dal kavukluğa sapmamışlar, bir köşeye sinip oturmamışlar. Atatürk'e açıkça seninle hemfikir değiliz demişlerdir, diyebilmişlerdir. Bu itibarla Atatürkçü olmadıklarını saklamayan eski devrin muhaliflerini biz bugün de saygıyla anıyoruz. Hepsi de mert, soylu, samimi insanlardı. Fikirleri yüzünden çok çektikleri halde onlardan kimi sonraları yanıldığını kabul etmiş ve hiçbir zorunluluğu olmadığı halde Atatürk'ün ölümünden sonra bunu gene mertçe itiraftan çekinmemişlerdir. Fakat Atatürkçülüğe açıkça karşı çıkmayan, karşı çıkmadığı için de Atatürkçülük maskesi altında sinsi sinsi Atatürkçülüğü soysuzlaştırmaya çaba gösteren günümüz yobazlarına ne dersiniz? Ölümünden kısa bir süre sonra Büyük Türk'ün adını yıpratmak uğruna göze aldıkları deneme ilkin onları ürküttü. Karşılarında dimdik Atatürk gençliğini bulmuşlardı. Atanın ölüsünü de yenemeyeceklerini anladılar. Ödleri koptu, sus pus oldular. Ama çok partili hayata geçildikten sonra bunların yeni bir taktiğe başvurduklarını görmekte gecikmedik. Atatürk'ün adına karşı halkın hem adına hem eserine karşı da zinde kuvvetlerin beslediği bağlılık duygusunu kıramıyorlar ya, o halde atanın adını sihirli bir kalkan gibi ellerine alacaklar ve bu kalkanın ardına sığınarak adım adım hedeflerine doğru yürüyecekler. Bu hedef Türkiye'nin yönünü tersine çevirmekti. Ne demekmiş çağdaş uygarlık? Ne demekmiş vicdan özgürlüğü? Ne demekmiş fikir özgürlüğü? Biz tarihine, geleneklerine bağlı %99 Müslüman bir millet değil miydik? Büyük Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacağı 23 Nisan 1920 günü Hacı Bayram'da dua eden Atatürk değil miydi? Türk gençlerine damarlardaki asil kana güvenmesini Atatürk hatırlatmamış mıydı? 1924 İzmir İktisat Kongresi'nde yurdumuzun ancak özel sektörle kalkınacağını Atatürk söylememiş miydi? Sonradan devletçiliği özel sermayenin yapamayacağını yapmak diye tanımlayan gene Atatürk olmamış mıydı? Böylece büyük kahraman ömrü boyunca nefret ettiği ve bütün gücüyle bizi kurtarmaya çalıştığı dogmacılığı şimdi gericiler onun adına sığınarak yeniden tam anlamıyla hortlattılar. Gericiler bu yolda o kadar ileri gittiler ki bugün Ayasofya'nın camiye çevrilmesini isterken bile gözlerimizin içine baka baka Atatürk sağ olsa o da böyle düşünürdü demekte hiçbir sakınca görmüyorlar. Atatürk'ün yüce adını maskara olmaktan kurtarmak için bari biz bu adamlara karşı durmasını bilelim ve göğsümüzü gere gere onlara seslenelim. Çağdaş uygarlığa sırt çevirmek Atatürkçülükse biz Atatürkçü değiliz. Hayatta en hakiki mürşit ilim değilse biz Atatürkçü değiliz. Vicdan ve fikir özgürlüğü doğruyu aramak, doğruya inanmak, inandığımızı savunmak hakkını bize vermiyorsa biz Atatürkçü değiliz. Ulusal bağımsızlık başkalarının uydusu halinde yaşamak anlamına geliyor ve halkçılık ilkesi halkın bir mutlu azınlık elinde cennet vaatleriyle ömrü billah sömürülmesi sayılıyorsa biz Atatürkçü değiliz. Onlara bunu söyleyelim. Bıkmadan, usanmadan her gün söyleyelim. Atatürk'le de, Atatürkçülük'le de hiçbir ilişkileri olmadığını ispat edene dek söyleyelim. Gününüz aydın olsun efendim. Bugün 10 Kasım 2004 günlerden çarşamba. 66 yıl önce tek liderimiz, ebedi şefimiz Mustafa Kemal'i yitirişimizin yıl dönümü. Size okuduğum bu satırlar bugüne ait değil, bugün yazılmadı. Bu satırlar 16 Aralık 1965 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde Nadir Nadi tarafından kaleme alındı. 1965 nere, 2004 nere diyebilirsiniz. Ama hani ülkemizin aydınlandığını, çağdaşlaştığını, uygarlaştığını, o hedef her neyse ona çok az kaldığını iddia edenlerin yüzünde bir şamar gibi patlayacak satırlar. 1965 gerçeğiyle 2004 gerçeği arasında hiçbir fark yok aslında ama
Bugün gazetelerde de, televizyonlarda da salya sümük Atatürkçülük izleyeceksiniz, okuyacaksınız. Ne özel hayatlarında, ne tüzel hayatlarında Atatürk'le hiçbir şekilde ilişkisi olmayan bir yığın iki ayaklının size bugün salya sümük Atatürk'ü anlatışına tanık olacaksınız. Saat 9:05 bulunduğunuz yerlerde eğer sokaksa, eğer dışarısa, çalan sirenlerle belki içinizden gerçekten samimi duygularla atayı anacaksınız. İçinizden mutlaka bir Fatiha okuyan da olacaktı. Çünkü o bir faniydi. Ama bugün çoğunlukla Atatürk'ün gardıroplaştığı halini izleyeceksiniz. Televizyonlarda da, gazetelerde de okuyacaksınız. Katıldığınız toplantılarda da yoğunlukla ve çoğunlukla buna şahit olacaksınız. İtiraf edelim ki 10 Kasım 2004'ün Atatürk'le, Atatürkçülükle, bağımsızlıkla, ulusal egemenlikle, çağdaşlıkla ne yazık ki hiçbir ilgisi yok. Bugün ülkemiz hem bağımsızlık anlamında hem de egemenlik anlamında çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Tehlikelerin bir kısmını yaşıyoruz. Duyarsız bir toplumuz çünkü yoksuluz. Çünkü yoksuluz, çünkü yoksullaştırıldık. Bir yaşam biçimi olan demokrasinin yıllar yılı ikiyüzlü riyakar siyasetçiler tarafından nasıl melodrama çevrildiğini fark edemeden işte tarihler bugün 10 Kasım 2004'ü gösteriyor. Atatürk'ü sevmenin hiçbir öneminin olmadığını bile bile onu anlayamadan, onu tanıyamadan bir 10 Kasım 2004 daha idrak ediyoruz.